zaten. Sefa'nın kanalında Sefa ya pusu yapıyor. Lan sen kimsin lan? Ya bak lan onunla konuşma bana. Bir dakika ya, kim bu ya? Niye böyle bir şey yapıyor? Sen de sen. Bak abi. Kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sefa Akındır. Karşınızda MC Yaralı. Sefa Akındır lan. Anlatacağım şimdi. Sefa ile şirketimiz aynı şirket. Sefa ile birlikte kurucumuz aynı kurucu. İkimizin de her şeyi aynı yerde olduğu için ha Sefa'nın kanalı ha benim kanalım. Bugün Sefa'nın kanalına Sefa'dan haber. Ben konuşurken konuşmayacağım. Sessiz süslem diyor. Evet arkadaşlar, Sefa'nın kanalında Sefa ya pusu yapıyor. Lan ne pusu? Anlatacağım şimdi sana. Önce seyirciye bir anlatalım da sana anlatırız. Şimdi direkt çekime gireyim. Sefa seyircisini her şeyden ön planda tutuyor. Onun gibi hareket ediyor. Sevgili takipçilerim, biliyorsunuz ben Sefa Akındır. Bir o kadar aşağılık, bir o kadar şerefsiz bir adam. Niye mi? Yengeye mezar yaptı. Mami gibi pusu yapışır. Murat abinin buzdolabını taşı. Şimdi Murat abiye dönüyorum. Sevgili takipçiler. Murat abi, ben Sefa olarak diyorum. Ben beynim gitti. Sen, şimdi Sefa'dan çıktım, ben Mami'yim. Eğer ki benden olmazsan şu anki Sefa'ya yapacaklarımın 50 katını Allah çarpsın sana. Ben ne yapmışım sana kardeş? Nasıl ne yapmışım? Allah'ım herkese böyle mezar nasip eylesin. Hepsi bütün planda Sefa'nın. Tamam, bütün plan Sefa'nın değil mi? Ben var. Şimdi ben o zaman şey. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Benden yana olacaksın. 10 bin liranı alırım. Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar Murat abiye planı anlatıyorum. Sefa'yı arıyoruz, gizli kameralarımızı yerleştirdik. Yerine baktık, sağlam her şeyin yerine. Karşı yol tutturmamamız gerekiyor. Amacımız bu. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun kardeş? İyi ya, sizle konuşuyordum. Murat abinin sesi çok kötü geliyordu. Hani ben aradı, evde de rahat konuşamıyorum dedi. Söylemedin olduğunu. Sefa o da yanında mı dedi. Ben dedim yok abi, Sefa ne yazıyor? Onu da bir ara dedi. Tamam abi, ararım dedim ben de. Ben de seninle konuştu zannettim. Arayayım mı? Ne olmuş? Bir ara bak Murat abi. Tamam. Hadi. 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 Efendim. İyiyim vallahi. Sen ne yapıyorsun? İyi ben. Gelebilir mi bu tarafa? Tamam, gelirim de nereye geleceğim? Mami yine gel. Ben de oraya gelirim. Tamam, yürüyorum ben şimdi o zaman abi. Tamam abi. Aha geldi. Neresi ne yapıyorsun? Geçin. Ne oldu? Çok bir şey yok, hoş geldin. Sen normalde böyle üzülmezsin. Ya bayağı bir şeye girdim bu sefer. Ben öyle böyle de çok çıkmazdayım. Ne yani, psikoloji mi bozuk, maddi ya mi? Yok maddi ya. İki tane çocuk dershaneye gidiyor. He. Onun parası ödeyemedi. Kredi kartları, asgarisini ödeyemedi. Ne kadar ihtiyacın var? Şey yapak, yardımcı olmaya çalışsak. Ya çok düşündüm. Hani böyle ne yapayım? Evlende papaz olduk. Buzdolabı gitti. Yerine koyamadım. Buzdolabı çok iyi derdi de zaten. Ya hani yani iyi olmasa da alacak. Bir de siz şey demişsiniz ya. Gerisini falan getirecek. O da şey olmayınca. Şey bazen çok abartıyoruz videolarda. Sonunu düşünmeden bir şeyler yapıyor. Valla valla işte. Tamam, yani buzdolabı olayı. Mesela. Sen ya ben o size evvel işlerini hallettin mi? He. Birinin senedi var, o gitti. Çekler falan şey yaptı zaten. İptal ettim, onları hallettim. Kalk falan, onlar da zaten yenisi çıkıyormuş. Edernet'ten bile. İki tane bilezik var diyeyim yani. Bir de para var, onlar. Ya neyse ben kapıyım ya. Ya nereye kapıyım valla? Dur. Nereye gidiyorsun ya? Valla ben. Tamam, ne utanmıyorsun abi? Biz aileyiz. Utanma arkadaş. Ben şimdiye kadar kimseden de bir şey istemedim de şey yapmadım. Abi istemek sorun çık değil. Para ne kadar lazım sana? Çık, onu çık, söyle. Buradayım. Buraldım ya arkadaş. Bana göre çok büyük. Neye borcun var? Ya Mami, Allah'ınızı seversen eşlerime falan şey duymasın. Böyle çok tanımıyordum. Bir arkadaş vardı. Size yansıtmayayım abi. Çok etrafa da yansıtmayayım dedim. Öyle bahsettim. Abi dedi sıkıntı yapma dedi. Ben dedi sana vereyim dedi. 90 milyar ya. 90 milyar para mı aldın? Kim ama adam kim? Arkadaşlar 90 ne yaptın? Çocuklara ondan sonra dershanelerine, kartlara, martlara, eve bir şeyler aldım. Ne zaman aldın sen bu parayı? Geçen ay. Evin kirasını da vereceğim mi dedin? Bir yılın kirasını vereceğim dedim. Abi nasıl vereceksin önünü zekayı? Arkadaşlar sen bir yol gösteriyor. Ne kadar lazım abi? Adam fazla istiyor. Ne istiyor? 90'dan fazla alırım diyor. Ne alaka? Sana verirken kendinden vermişim abi. Nasıl yani? Şey değil ya, adamdan da şey olduk zaten. Sana tefeci mi abi bu? Tefeci değil ya. İşi kötü yan ne biliyor musun? Yengeye söylerim diyor. Ne? Oha. Ne zaman istiyor bu adam? Su versene ya. Ne zaman istiyor bu adam? Nasıl yapacağız yani?
Verdiysen ben veririm de. 90 milyar hani benden şu an ev için biriktirdiğim para var. O arkadaşın durumuna da düşmek istemiyorum. Hani ben hemen veremem yani. Ben senden tutup da faiz mi isteyeceğim abi? O adam yavşak demek yok. Arkadaş demene gerek yok. Dost değil o adam ya. Senin araba ne zaman çıkıyormuş? Valla Aralık 10-15. 15 gün. Sende para var mı? Kanka diyorum ya bende yok. Yani adamlara gönderdim. Şöyle yapsak. Bak. Sen versen. 90 bin lira mı? Kanka nasıl vereyim abi? İbanıma bak. Ya sen ver. Bir dakika abi yok. Sen yok tartışacağız. Çözeceğiz. Bir şey senlik değil. Biz aramızda bir şekilde çözeceğiz. Bak şimdi. Sen ver. Araba çıkacağı zamana kadar benim ev işi belli olur. Ben eve almış olurum. Gerekse ben ihtiyaç kredisi çekerim falan filan sana veririm. İslam abi ikimiz de tanıyor. Adamlara ben parayı attım şu an parayı geri gönderin diye kaybolmaz diyorsan araya kadar. Parayı attın mı? Verdim kardeş Aralık 10'da çıkacak dedi adam. Sende para yok mu? Yok. Ben vereyim. Yani bir şekilde Murat abi bu durumdan kurtarak ama ben şimdi sıkışırsam ev onaylanırsa kredi bir hafta 15 gün içinde eksperimekle eve almam lazım. Üstünün parasını bulmam lazım. Hesapta 200-300 hani biriktiriyor. İçinden eksilecek. Abi, o zaman sen bana destek çıkarsın. O zaman en kötü ihtimalle yengenin ufak tefek altını. He. Ya da onu bunu. Ya altın şeyde yani. Adam ara. Ne kadar olduğunu öyle. Ne kadar benim kardeş de. Son bir anlaşmanı yap. Ben sana atayım sen de ona at. Ama anlaş yani. 90'sa 90'dır. 100 küsürlü bir şey deme kardeş de ya. Bizi niye aramıyorsun ki abi sen ilk başta? İlk başta bizi tamam. Arasa. Tamam gene aynı şey. Ne yapıyorsun? 90'ı ödeyeceğiz de. Hadi sen 90'dan yüksek istiyorsun ya. Tamam da sen bana şey verirken öyle şey demedin yani. Hemen getireceğim dedi. 90 milyarlık araba şu anda 200 milyar. Ben de sana 150 getiriyorum. Dönü. Bir ayda. Ne yaptın ya sen de? Versene bir. Şimdi biz konuya soranın dahil olduk da bizi de tanırsın beraber video çekiyoruz ya Sefa ile Mahmet. Murat abi bir ay oldu parayı aldı. Sen demişsin ki Murat abiye. Ne zaman veriyorsan ver abi. Lan mı? Yanında değildim de burada adama sen ne yani bize de lan ulunlu gider yapıyorsun. Sen kimsin? Ben ödeyeceğim sen kimsin? Alacağım paranı susacağım bir ay olmuş adamlar. Ya bak lan ulunlu konuşma bana. Bir dakika ya kim bu ya? Sen kimsin kim? Sen kimsin lan? Lan ben. Kim lan bunlar? Adam bana lan sen kimsin şöyle böyle diyor ha. Manyak millet ya. Adını soyadını söyle bakalım sen o adamın. Alo. Ya abi kimle? Vallahi ya ben arayayım da Murat abinin yanına geldim de. Murat abi birinden para almış. Adam da lanun yapıyor bize. Niye? Ne bileyim öğreneceğim kim olduğunu. Parayı fazla istiyor. Tefeci mi neyse artık. Hangi şehirde oturuyor? Mahallede. Ben size ben geldim. Abi. Bilmiyorum. Söylemedi. Arkadaşım diyor para aldım diyor. Adamı sıkıştırıyormuş Murat abi. Bulacağız şimdi onu. Bir şey yapacağız da. Bana size kirleri göndereyim. Tamam kire sağ olasın. Yok halleder. Tamam abi. Hoş gel. Ne oldu lan? Mami! Bir şey yok kardeş, bir şey yok geliyor. Ben eve gideceğim. Ciddi ağlıyor mu lan bu? Gel eve gidiyor. Yok, buraya gelin lan. Halledeceğim dedim sen koca adam niye ağlıyor? Ağlama. Adamı gidip öldüreceğim bir daha şimdi. Buna da bu kadar bitirik şu 90'sa 90 100'te 100. Ara o yavşağı. Ara. Ben hiç bu durama düşmedim ya. Abi, tamam, abi. Bir daha arasana onu sen. Bir daha ağlama. Boşver. Kör şeytan kör gözüne ya. Tamam biz halledik. Bana mı baba üstünde yersin? Var da ben kime atacağım? Buna mı atacağım? Al Murat abi kardeş. Bunun elinden fazla isterlerse hadi 150 der de 300 derse bir dahakine de. Diyemez. Lan 90'a 150 diyen adam. Biz şimdi parayı verince peşimizi bırakacak mı? Bu adamı böyle alatıyorlar. Bulak oğlum bunları. Tamam. İsmini soy ismini versin. Blocağını da aradım. Mahalleden çocukları gönderirim diyor kardeş. Ben Mersin'e geldim ama diyor kim onlar tepeci mi? Hayırdır diyor bizim de tanıdıklarımız var diyor. Adamın kim olduğunu öğrenek. Gerek yok ya. Çok şey. Tamam biz 150 bin lira ben sana atıyorum ev parasından. Eve bittiğini bakacağız. Sen bana reklamına falan gelirse gelin, falan verirsin dayı. Şu an yok olsa. Yani yarısını en azından sen ver. Yarısını ben vereyim. Murat abi tamam. Sonra ödeyecek. Tamam öyle yapalım. Yani. Tamam. Gel öpeyim sana. Abi sıkıntı yok. Yani doğrusu kötü günde gerek de. Allah razı olsun. Sen at kardeşim. Abi at ibanı bana o zaman. Bana ben niye ötmedin? Ben bir 75'i de ben verdim. Ya sen. Daha vermedin sen. Bana verirsen. Alamam ulan ama ayıp ha. Bak adamın eline kağıt al, borcun ödenene kadar bir şey al bak, tamam mı? Kağıt bak sıkıntı da. 150 bin lira, hesapta zaten 270 bin lira para varmış tüm biriktirdiğim. Zaten 30 eksikti, ben de senden isteyeceğim. Şimdi hesapta 130 kaldı, 270 bin lira eksik eğer eve alacak olursa. Ya 75'i bir şekilde çözerim ben de, Murat abinin de işte bir ay içinde çözmesi lazım. Tamam gelmiş. Geldi mi? Allah razı olsun. Geldi.
Sinir oldum şu adama ya. Arkadaş biz yani bizlik olsa 270 neyse. 270 mi eksik lan benim şu an 130, 300, 170, 170, 30 eksik. Sen de bizim koparıyorsun. Şimdi benim 170 milyar eksiğim oldu. Yarın eksper derse ki krediniz onaylandı, gel banka derse ki ben 300'ünü... Adamlarla görüşürüz. Hani abi böyle böyle hani senet menet ya da... Işte senet bir... olmaz da. İşte bize bir ay bir sonra... O zaman sen avans alacaksın şirketten. Bana verecek, ben de avans alacağım. Tamam. Murat abi de kaç ay sonra öderse artık bize. Hadi tamam neyse, geldi mi para abi? Ben geri atayım. Yok sen işini halle. Yok yok, paran geldi mi? Ben atayım geri. Yok yok, sen ayı veriyorsun, işini halle. Ben cuman arabayı... Motor falan satarım. Ya abi şimdi onlara girme de. Abi o sen bekleyeceğini videoya gidip. Bir sen bak tamam, ben sıkışırım Mami'den alırım. Mami sıkışır benden alır. Senin açığını aramızda kapatar. Tek ben üstlenmeyeyim diyor. Tamam tamam. Ben yani. Tamam. Emre'den de isterim. Mesele çözüldü mü? Kesin mi? %100. Adam bak patlak matlak. Yok yok. Ben evden apar topar çıktım. Yengen de korktu. Ben geri gideyim o zaman. Çocuklar da ötürüyor. Bu kadar olay sana telefonda nasıl anlatayım? Ben girme. Ben kimseye söylemem zaten. Eve falan tamam, söylemem. Abi. Demeyin benim para verdiğimi de. Abi kimse ben hanım da duymasın. Tamam. Benim hanıma söyle. Ev için biriktirdiğimizi verdiğimi duyarlarsa. Tamam. Niye ikiniz de benimki söylüyorsunuz? Ben lafçıyım için. Senin evde ben zevkle duyabilir diye. Yok ben söylüyorum. Kanka ben gidiyorum. Öksürüyor zaten tamam, çocuklar. Tamam, görüşürüz abi. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Ve uğraşak dedim adamla uğraştırmayayım. Niye ise? Allah razı olsun. Yok yok sıkıntı yok. Evet. Sen bana ayarla ama. Tamam. 15 gün içinde ayarla tamam mı? Tamam tamam. Yardımını sen ver bana. Ver bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar, paramızı aldık. Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Oğlum, adam öyle dolandırılmaz, böyle dolandı. Şimdi Murat'tan 150'yi alacağız. 150'yi aldıktan sonra gideceğiz ondan güzel mi ne yapacağız? 140 vereceğim. Niye? Oğlum bir sürü adam şimdi bana saldıracak. 15 şey yapacağım. Niye 15 yapıyorsun abi? 135 lira. Hesap bende. Hiç vermiyorum desem ne yapacağım? Kabul lan! Murat çok yoruldu. Arkadaşlar şimdi videomuz sonuç devam ediyor. Asıl video yeni başlıyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi bu parayı niye aldığımızı, yengenizin gönlünü nasıl alacağımı, hangi parayla alacağımı bir tek Murat abiyle ben biliyorum. Ama bu video nerede? Sefakında kalanma. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar şu an o kadar zor şartlar altında video çekiyorum ki. Eylem ve Aslen dişçiye gitti. Onların haberi olmaması lazım. Sefa'ya bunu ayıktırmamamız lazım. Bir haftaya yakında bu videoyu çekmeyle uğraşıyoruz. Şimdi Sefa'ya arayacağım. Diyeceğim ki kardeş bugün video var. Teklemekle cacık gelmen lazım. Bu videoyu çekmemiz lazım falan filan. Onu ikna edip bugün buraya çağırmamız lazım. Şimdi arıyorum. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Bir başkasıyla görüşmediği bir gün yok. Alo, ne yapıyorsun kardeş? Vallahi yeni kalktım ben de. Ay günaydın, günaydın baba. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim, fazla zamanım yok, eyleme ve gelebilir. Biliyorsun yengenle bu meza konusundan dolayı bayağı aramız limonuydu. Ben de kredi çektim baba. Yengene bir tane tekne aldım. Biraz masraflı oldu ama yapacak bir şey yok. Sizin de gelmeniz lazım, yengen size de kırkın. En azından sen gelirken Kadil Osmaniye'den tekneyi süsleyecek hediyeler al. Ben teknenin oraya geçeceğim, size de şimdi oradan konumu atarım. Gerçi beni dolandırdığınız tekne yok mu? O da yani gene, o adamlardan aldım. He. Ben de video çekecektim ama neyse. Ya bu çok uzun bir şey yok bunun lan. Sen video çek o zaman yarın da bana çekelim. He ama işte hava biraz bozuk, hızlı gelmen lazım. Tamam tamam hadi. Hadi sağ ol baba, seviyorum tamam. Seni. Tamam abi. Hadi. Asıl olay başlıyor. Haydi iyi seyirler bakayım. Arkadaşlar yine çok çılgın efsane bir videoyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz Murat abiyle iç sefa gittiler, yengenize bir şaka yaptılar sözde. Yengenize birbirimize girdik. Parasını çatır çatır yemiştik. Gene para verdi sağ olsun, tekne almış. Bu kez bunlara güvenmedim. Gittik pazarlık aşamasını abimle birlikte bitirdik. Teknemizi aldık. Şimdi teknemizi güzel bir şekilde süsleyeceğiz. Süsledikten sonra bu kez Eylem'in gözünü mözünü bağlamaya gerek yok. Bunlara güvenmiyorum. Emre sağ olsun hiçbir şey yapmadı. Aynı şekilde geldi geliyor gidiyor. Sen ne yap biliyor musun? Yengeyle beraber arsa da bekle. Bir süsleyip getirecek tekneyi. Yoo! Gerçekten o şakayı bir kere yaptık. Parayı da yedik afiyetle. Kardeşim sağ olsun. Helal hoş etti. O parayı da bize helal ettin. Yine olsa yine yeriz. Param yok diye de ağlıyordun. Bu tekneyi de yengeye nasıl aldın bilmiyorum ama yanındayız kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Aynı tekne almış. Kredi çektin. Almasın oğlum, bunu aldı ya. Ben daha yeni olaylardan farkındayım da. Emre yok arkadaşlar. Sen kutlamaya geldim. Şimdi yengenle birlikte, yengen geldiğinde ben benim arsada bekliyorum. Şu an süsleme aşamasına geçiyoruz. Süsledikten sonra direksiyona geçeceğim.
aksiyonla birlikte Asya'ya gideceğim, yengeni orada bekleteceğim. Yengenize ya tekne sürprizini yapacağız. Videomuza geçiyoruz. Malzemeler de benden bu arada. Bana dedi ki böyle onu böyle dedi. Ettiğiniz dedi hatayı telafi ediyorum dedi. Zar zor para buldum, tekne aldım dedi. Bari süsleri alın dedi. Tekneyi süsleyecek süsleri getirin dedi. Alkolsüz şampanyasına varana kadar aldım meyve tabakları. Süsler. Yenge bu videoyu izlediğin zaman iyiliğimi unutma. Dur Murat abi suya atalım. Yenge bu videoyu izliyorsan bir önceki videodan dolayı bizi lütfen affet. Özür dilerim. Özür de diliyorum ama sana çok büyük bir iyilik yaptım. Gıytırık tekne alacaktı 30 bin liraya. Şu an çok daha büyük ve pahalı bir tekne aldı. Lütfen bana dua et yengeciğim. Hayır duanı bekliyorum. Pot kırmayın tamam. Oğlum yan yana bağlamayacaksın ya. Yok kardeş o bir kere değil olur. Ama kardeşim hayırlı olsun. Tekneniz de çok güzel. Sen kaç aldın bunu? 200. İyi almışsın. Yalnız bu videoda adam gibi herkes layığıyla oynasın. Aynen. Yengeye karşı her şey güzel olsun. Helal olsun lan. M.E. de aldım. Ya senin sizin şeyi yiyor. Ananas ben aldım. Arkadaşlar ananası belli bir süreden sonra yemezsen o seni yemeye başlıyormuş. Yani bilimsel bir açıklama. Ananın... Ananın sefa ya. Bunu sürprizde patlatacaktık değil mi? Kardeş ben şimdi ne konuştum? Özür dilerim. Adam olsun herkes. Şu sürpriz adam akıllı yapalım. M ve E de aldım hem de 1 metrelik. Senden biraz kısa. Baba bu videoda dürüst olacağız yengeye karşı. Ha, bir sonraki videoda yenge yokken bunu getireceğim benim kanala bununla bir video çekeceğim. Kanka. Abi peki, teknenin tabağına balyozla vursak batar mı tekne? Yok. Ne olsun. Gördünüz arkadaşlar. Bugüne kadar Mami'ye bu kadar değer veren çıkmadı. Bakın M harfi. Helal olsun. Gerçekten teşekkürler. Mayo'ya benziyormuş ortası Mami. Bunu videodan sonra ortayı kesek sana mayo yapacağız. Ne yapacağım? Kesip bunu kullanacağız mı? Abi bunu sana mayo yapacağız. Nerede? Videonun ya altına yorum olarak yazın. Bunun ortasını kesip Mami'ye mayo diye giydirelim mi giydirmeyelim mi bir sonraki videoda? Bu nasıl? Şimdi gelir eylem bunu da böyle görür, C görür bunda. Bu kez gene birbirine. Buran şişmiyor. Yengenin adı Ceren değil miydi? Böyle şaka yapma ha. Bak 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 bak. Ha? Yeter. Baba. Bilimsel araştırmalarıma göre okşamayla her şeyi şişim çözeriz. Şişim bak. Var, bak. Buraya hafiften gırlıkladım gördün mü bak. Bana da gırlıklasana. Bu balonu üreten firmaya seslenir. Bu ne ya? Böyle şey mi olur ya? Aha geldi araba. Çek çek Berkay yenge geldi. Koş abi burayı gösterme yengeye koş. Mami arıyor arkadaşlar, yenge buraya gelmiş. Alo, sen yengeye buranın konumunu mu atmışsın yanlışlıkla? İşte. Oğlum öküz, burada mı yapacağız sürprizi? Ne yapmak mecbur. Tamam burayı biz tamamlıyoruz o zaman, şimdi gülleri falan seriyoruz. Güzel oldu bura. O zaman buraya getirirsin yengeyi, burada işte konfetiler patlar, volkanları yakarız. Burada sürprizi yaparız, sizin buradan yengeyi bindiririz. Sizin arsanın olduğu yere doğru gideriz. Arsanın önüne çekeriz, içinde eğleniriz, tekleniriz. Şey 15 dakikaya ben seni arayacağım yenge gel gel tamam mı? Tamam hadi. Arkadaşlar eşek Mami yengeyi buraya getirmiş. Konumunu buranın konumunu atmış yanlışlıkla. Kendi arsasının konumunu bilmiyor daha. Normalde biz arsanın önüne sürpriz yapacağız dedik. Her şey güzel. Bu sefer bozmak yok. Çok da güzel oldu yenge geldiğinde. Konfetüler, volkanlar patlayacak. Hayırlı olsun diyeceğiz. Buradan tekneye bineceğiz. Ses sistemi de getirdik. Eğlenerek Mami'nin arsasının olduğu yere gideceğiz. Hazır mı her şey? Arıyorum bak geliyor ha. Kardeş her şey hazır. Yengeyi getir ama burayı birdenbire görecek. Neyse buraya geldiğiniz anda konfetileri patlatırız o zaman. Tamam. Tamam hadi. Hadi bekliyoruz. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song. Yenge kusura bakma. Bir öncekinde şey yaptık ama. Öncelikle o mezarlık için özür dileriz. Evet biz özür diliyoruz. Hatamızı telafi etmeye aynen geldik. Bu tekne öncelikle bizim senin teknen bu arada. Şöyle bir bak istersen teknene. Biraz eski falan biraz şey ama gücümüz buna yetti. Bu arada alkol dostunuz değildir. Şampanyamız alkolsüzdür. Kamu spotu. Aranızda şampanya açmayı bilen var mı? Ben açayım. Bak bu tarafa yapma. Bu tarafa üstüme geldi. Vallahi bu diğer tarafa yapma. Yenge için korkmayın. Muhammed yapma. Yenge bu sürpriz yengeye doğru tutsana. Tamam istemiyorum ben. Allah belanı vermesin. Yenge buyur.
Buradan arsamıza doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Teknen hayırlı olsun, hayatın her şey senin için. Umarım beğenmişsindir. Mevzu gerçekten yat falan değildi. Ben öyle bir şey de istemiyordum. Keşke her istediğim olsaydı. Ama yani orada benim ağlama sebebim, her insanın bir dur noktası olur. Mezarlıklara karşı birazcık kötü oluyorum. Bunu da eşim biliyordu. Bildiği halde. Benim haberim yok. Orada direkt beni götürebilirdi ya. Ama yani. Kötü günler yani, unutalım. Evet. İyi günlerin hatırına. Tabii. Ver oğlum müziği. Evet arkadaşlar, tekne bozuldu. Buradan öte iterek devam edeceğiz. Ha. Gerçekten. Yakıt. Şaka yapıyorsun abi. Arkadaşlar Emre Al 30 şampanyayla kafayı buldu, psikolojik men. Teşekkür ederim böyle bir organizasyon için. Estağfurullah aşkım, bize hak de ediyorsun. Ama maminin de sonradan haberi olmuş gibi. Ya ben bilerek yenge, evden çıktım da anlamadı ya. Evde zaman süslenip çıksam nereye gidiyorsun bak, diyeceksin. Sen her zaman çarpıyorsun. Ne alaka, ama bana sürprizim var. Böyle bir günde aslında böyle gelinir mi lan? Sanki böyle çalmaya gelmişsin tekneye. Sanki çalmışsın alelacele değil ki, hediye ediyoruz gibi olmuş. Kanka benim amacım yengen anlamasın diye. Ama sen bu suya atlayamam. Atlayamam. Ya. Hayatım. Vallahi bak, o mezar mevzusunda benim dediğim gibi hiç alakam yoktu. Onlar da böyle zaten videoyu izledim. Sadece sen hani orada direkt gidebilirdik. Ne diyorlardı? De ben orada sinirlendim olayı açıklasınlar diye. Bu tekne bizim, seni çok seviyorum. Ben gideyim şimdi şu Sefagil'e falan naif olmasın. Bir gideyim konuşayım, adam çocukla o kadar sürpriz müpriz yaptılar. Ha. Arkadaşlar videonun devamı şimdi ön tarafta. Asıl videoya biraz da şimdi geçiyoruz. Oraya park edeceğiz ya tekneyi senin evinin önüne. Bizim arabalar burada kaldı. Biz geri yürüyerek mi geleceğiz buraya? Kanka iki kişi tekneyle birlikte oraya gidip diğerler arabayı alıp oraya geleceğiz. O zaman önce teknecinin oraya geri gidip adamları bırakıp biz tekneyle senin evin önüne mi geçeceğiz? Tamam. Dedim, muhabbet anladın değil mi sen? Anladım. Gerçekten hepinize öncelikle yaptığınız piştikten dolayı kınıyorum. Estağfurullah. Ama video bitti de ben gideyim mi diyor. Nasıl gideceksin acaba buradan? Atla git. Şimdi kardeşim öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Murat abi sana da, Sefa, Emre, hepinize. Ben tüm kamera ya arkası ekibine falan filan. Yengenizin ağzından gönlünü almış olduk. İyi oldu. Hepsinden çok da kardeşim biz sana teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Sen olmasaydın biz bu tekneyi alamazdık. Alırdınız. Evet. Ben ne yaptım ki, bir tek süsledim. Senin de bunda payın çok, emeğin çok, çok, paran tamam çok. Sağ olasın. Paramaz çok lan. Senin sayende aldım. Nasıl? Seyirci şu an orayı izliyor. Nasıl izliyor? 150 bin lira ben sana atıyorum, hep parasın lan. Ben yarabeyim sana. Abi sıkıntı yok yani, doğrusu kötü günde gerek de. Buradan insanlara sesleniyorum. Sefa'yı alt edecekseniz vicdanından alt edebilirsiniz arkadaşlar. Murat abinin öyle bir borcu yoktu. Murat abi sana öyle bir borcu olduğunu söyledi. Biz senden parayı o şekilde aldık. Ben de üstüne çok az 1-2 lira para koydum, tekneyi aldım. Ben sana bilirim ki. Sen benden borç istedin. Gazlığına ne kadar aldın? Umursun. Değil mi? Ya oğlum şaka yapıyorlar değil mi? Yemin ediyorum teknedeki her şey senin paran olsun. Allah çarpsın. Sen ne zaman ödeyeceksin bana parayı? Para yok. Yazdık ya lafta. Sen yarısını ödeyecektin. Ben ödemiyorum. Böyle bir şey var mı gerçekten? Burada abi kalp krizi geçirip hastaneye yatıracaktık. Sonradan vazgeçtik. Sefa ona inanmaz diye. Oğlum siz videoda ağladınız, sızladınız. Gerçekten beni mi kandırdınız? Benim param verin kardeş. Yok. Yok. Ben bu videoyu bozarım. Bozarım. Abi yayınlayamam. Abi benim videom değil, senin videon. Yayınlayamam, yengeye sürpriz yaptın. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen ver sen. Ben niye veriyorum? Ya seyirciye düştüm demedin mi? Sizin benden para aldığınızı nereden biliyor seyirci? Gizli kamera. Yemin et. Bana, yemin et. Bana vursa. Sana yemin ederim yumruğu vurur suya düşürürüm. Paramı verin lan Murat abi. Bana ne? Sen beni ağladın ya. Yok yok, ayrı bir şey bu. Ayrı. Yenge başka bir şey ya. Benim parayı verin hemen. Ben zerre ilgilendirme, sen o parayı bak. Bak suya atarım ha. Sen de kapat lan. Adına bir sürpriz yapak dedik, neler çıktı ortaya. Bu videoda bizim sana hediyemiz. Nasıl hediyeniz oğlum, bu senin videon değil mi? Hayır, sen parasını çıkar diye sana çektik. Oğlum hangi video 300 bin veriyor? Ben bunu kanalda yayınlatmam. 200 bin TL kazandım az mı? Oğlum benim paramı verin kardeş. Kapat kardeş, bitsin bu video burada. Bak yemin ederim, bak yenge duymasın diye seslenemiyorum. Bak inanmak istemiyorum. Bu sürprizi sen yaptın diye inandığım zaman mutlu oluyorum. Evet. Videoyu da kanalda yayınla. Benim paramı verin. Para yok.
Murat abi. Ya yenge bunlar benden borç aldıydı da. Tamam yok sen falan. Aynı bir şey ya. Eskiden. Murat abinin eski borcundan. Murat abinin borcu varmış. Ben o da. Borcum yok. Ne borcum? Allah sürprizçi olmaz. Allah abiye kuruş borcum yok. Tamam. Param mı yok? Allah ya borç borç. Para can değil de. Var. Allah para sürpriz istemiyor. Bozulmasın. Hı? Başka bir muhabbet. Yok yok. Eylemen olsun. Tamam da videonun içine niye bu tarz muhabbetlere girdiniz ki? Hadi gidek o zaman. Ya, tamam abi. Gidiyor. Bence oynayalım mı? Ben bu videoyu kanalıma falan atmam. Bak yenge gelip duruyor. Bağırmak istemiyorum. Kardeşim kapat videoyu, ben gidiyorum. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sefa'nın daha kanalı. Daha ne yorum istiyorsun ya? Kadın diyor. Tamam. Kapat diyorum, kapatmıyorsunuz. Tamam. Ağam kapatsana. Tamam. 150 bin ben TL'lik de muhteşem videoyla ağam, bir son bulduk. Kapat, yenge duyacak şimdi. Bak sürprizin bok oluyor. Tamam, paramı verin. Video yok. Böyle bir video yok. Yayınlayamam, yayınlayamam tamam. Ben bunu. Sizleri seviyorum. Lan. Al al. Para yok. Paramı verin, paramı. Lan paramı verin. Lan paran nerede? Aynı şirketteyiz ya. Her şeyimiz bir, kameramanımız, montajımıza kadar bir. Montajlattığım kanalla yüklettireceğim, o kanalda izlerim. Teşekkür ederim Sefa, seni çok seviyorum. Hakkını helal et. Paran da Murat abiden al. Hayır ya ben... Tekneyi parasıyla aldın? Dur bir dakika, ben seni alacağım. Beni dolandırmışlar yenge. Yok bu yok. Tekneyi de benim paramla almışlar. Eğer öyle bir şey varsa vallahi ben veririm. Vallahi sürprizi bozulmasın diye söylemedim yok. Ama. Hayır. Sefa sen. Ahmet evi satarım ha. Şakası geldi Sefa'nın da, yine bir şaka yaptılar. Vallahi her bir tane düzgün video çekeyim. Yok ben şaka yaptım gel. Bıktım ya. Halledeceğiz mi o işi biz? Tamam. Yo şaka yaptım, tekneyi bunlar aldı. Olsun manyak mısın? Tamam ya. Sürpriz yaptık. O adam sabahtan beri cebinden 150 bin lira Sefa'nın kolay kolay para çıkar mı? Sefa'nın da ödüyor sen. Teşekkür hadi ederim. Hadi geçelim. Geçiyoruz arkadaşlar. Kanalımda izleyicilersiniz.